Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir çanta çalışması yapacağız. Bu çantamı görmüştünüz Instagram'da da. Çok kullanışlı, yuvarlak böyle bir çantamız. Şimdi bunu bugün çalışacağız. Ben sizler için birkaç tane hazırlık yaptım. Bunu ördüm. Kenarları kaldı. Bakın şu şekilde örüyoruz. 12 sıradan bitiyor çantamız. Şimdi malzemelerimizi sayalım sizlere arkadaşlar. Tığ numaramız bu 7'ye takılmayın arkadaşlar. Bakın şu 7'ye çok soruyorlar, orada 7 yazıyor 4 değil falan diye. Bakın 4, şuradan şöyle daha net göstereyim, 4 mm. Bu tığ no. Bu başka bir şey. Şu önemli olan. Anlatabildim mi? Tulip'in tığını kullanıyorum. Şimdi 4 numara tığ. Makrome ipimizde bu çantamızda biraz kalın olması daha güzel duruyor. Hem sertlik bakımından. Tabii o tercih meselesi, ince de olabilir. Ne kadar gider derseniz, bir tane alsak bir arka bir yüz yetmez tabii ki de. Mecburen 2 yumak ipten bir ön bir arka çıkar rahatlıkla. Çünkü fazla söylersem kilogram falan veremem. Ben belki kalın almışımdır, çok gitmez. İnce olur, fazla gider. Yani o 2 yumak aldığınız zaman makrome iplerinden pamuklu, koton hangisini tercih ederseniz o size kalmış. Bakın bunu da böyle bir küçük bir hazırlık yaptım sizler için. Şu şekilde. Şimdi başlayacağız bunun diğer tarafını örmeye. Şunu şöyle getirelim ki alt zeminimiz, masamız beyaz olduğu için alt zeminimizde koyu dursun diye, şu görmeniz açısından arkadaşlar. İpimiz de şöyle dursun. Şimdi sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkamızı zaten videolarımızda anlattık. Her videoda var hemen hemen. Yine tekrar göstereyim. Bu videoyu da ilk izleyen arkadaşlar olabilir. Elimizden şuradan dolayarak şu şekilde bırakıyoruz. Tığımızı içeriden geçirip aldım. Bir, iki zincir çektim. Bu kadar. Milisto alıp iki kere de çıkartarak bir, iki trabzanımızı yapıyoruz. Yani bu şeyimizin yuvarlağın içini 12 tane ikili trabzan yapıyoruz şu şekilde. 1 2 2 kere de çıkarak 1 2 Başlangıç olarak orta yerimiz bu şekilde 12 tane ikili trabzan sihirli halkamızın içini dolduracağız. Aslında bu çanta da yuvarlak olduğu için, yuvarlakları biliyorsunuz, bende ölçü sayı ilmeklerde falan yok. Ben doğaçlama yapıyorum çoğunlukla arkadaşlar. Sizlere de göstereceğim şu an nasıl yapabileceğinizi. 3, 6, 9, 10, 11, 12. 2 tane fazla örmüşüz. 12 taneyi doldurduk değil mi? Bu sihirli halkamızın bunu çektik. Şu şekilde diğer tarafın başına bu ilmeğimizi sabitliyoruz. Yuvarlak bir şekilde. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ikinci sıramızda her bir boşluğun içine ikişer defa trabzan yapacağız. Önce birleştirdiğimiz yerin içine bir tane daha yapıyoruz ki o da iki tane olsun. Şu şekilde. Daha sonra her ilmeğimizin içine İkişer tane trabzan.
İki kere de çıkartıyoruz. Yuvarlak şeklini alması için 2 litre trabzanımızı sona kadar geliyoruz. En son yere geldiğimizde de buraya da aynı şekilde arkadaşlar. Affedersiniz. Aynı şekilde buraya da tekrar 2 tanemizi yaptık. Şimdi arkadaşlar bunu birleştirmiyoruz. Bir taneyi birleştirdik. Daha sonra birleştirmeyeceğiz. Çantamızın ayrım yani ağız kısmını oluşturacağız bu şekilde. Şimdi yapacağımız işlem 2 tane 1, 2 veya 3 tane zincir çekiyoruz ve geri dönüyoruz. Artık buraya gelip şuradan geri dönerek yani şu ağız kısmımızı yapacağız. Şimdi geldik, 3 zincir çektik, geri döndük. Burada mutlaka şunu hiç unutmayalım arkadaşlar. Geri dönüşlerde, gidişlerde değil de geri dönüşlerde normalde kare olsaydı mil üstümüzü alır şunu bırakıp şuraya yapıyorduk değil mi? İlmeğimiz artmasın diye. Fakat bu yuvarlak ve ilmeğimizin artması lazım geldiği için şimdi 3 tane zincirimizi çektik. Önce dibine batıyoruz. Bu her sıramızda bu dönüşlerde bu dibine batmayı unutmayın arkadaşlar. Yani burada artırmamız kesinlikle olacak. Daha sonra şimdi ben böyle örüyorum değil mi arkadaşlar? Hani şu kadar yaptım, artırdım falan yok bende. Çünkü doğaçlama gidiyorum. Her seferinde bu şekilde elimde düzeltiyorum. Nerede ihtiyaç var, nerede gerek var artırmaya? Yuvarlak çantalarda genelde böyle oluyor arkadaşlar. Bakın şimdi burada bir tane artırayım. Yani aynı yere bir tane daha battım. 2 tane oldu. Şimdi devam ediyorum normal. Şimdi örerken arkadaşlar zaten ilmek sizi gösterecek nerede artırmanız gerektiğini. Şimdi bakın ilmek çok arkaya gitti bence. Şöyle arkaya gitti. Burayı rahatlatmak için burada tekrar artırıyorum. Anlatabildim mi? Şimdi mil üstü aldım, tekrar devam ediyorum. Bakın ilmek tekrar arkaya gitti. Yani şöyle düz bak bu şekilde örerken zorlanıyor. İlmek diyor ki beni burada artır. Ben bu şekilde artırmalarımı yapıyorum. Bakın burada bir tane daha artırdım. Yani şu yuvarlaklığı valan olmadan yani elimle sürekli düzelterek nerede artılması gerektiğini o şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şu ipimizi bir rahatlatalım önce. Şimdi örüyorum. Şimdi bakın ben size sayı vermiş olsam dediğim gibi her zaman hani şurada artıracaksınız burada. Belki ipiniz çok kalın orada artırma size çok fazla gelecek veya ipiniz çok ince orada eksik gelecek artırma. O yüzden sayı değil de bu yuvarlak çantalarda doğaçlama ipinize göre artırmanız çok daha iyi olacak. Bakın ilmek çok geriye gitti. Şurayı demek istiyorum. Yani şu yaptığım çok geriye gitti. Şimdi buna yaparsam bakın. Buraya yaparsam bakın şurada bir nasıl diyeyim gerginlik oldu. Çünkü ilmek eksik geldi. Hemen burada tekrar artırıyorum. Bak artırdığım zaman diğerine geçerken şu şuram gerilmiyor. Şöyle olmuyor yani. O yüzden yine artıralım burada. Yani bu başlangıç olduğu için biraz artırmaları fazla yaparsak da 2'de 1, 3'te 1 falan fena olmaz. Bakın
Ben gerektiği yerde şu an böyle artırıyorum. Yani çantamızın yuvarlak olmasının ve düz bir şekilde olmasının aynı yerlerden artırmamamın sebebi bu şekilde oluyor. Bakın. Şimdi burada dönüş gibi düşünün. Burada bir artış daha yapıyorum. Sonra devam ediyorum. Tekrar artırdım. Yani şöyle düzelteceksiniz arkadaşlar. Zaten ilmek size gösterecek nerelerde artırması gerektiğini. Ben size çantanın sadece yapım şeklini ve nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Artırmalar sizin doğaçlama el becerinize kalmış diyeyim artık. Bakın. Bak sürekli düzeltiyorum. Ha, gerginlik varsa demek ki orada bir eksiklik yapmışım yani. Ona bakmanız yeterli olacak. Şimdi sona geldik. Şuraya da o zincirimizin olduğu yere de bir kere bandık, iki kere de çıkarttık. Bakın. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip geri döndüm. Ve geri dönüşlerde ne yapıyorduk? Şu dibindeki boşluğa muhakkak batırıyoruz arkadaşlar. Bir de bunun yapmamızın sebebi şu sonradan sık iğne gideceğiz ya arkadaşlar. Eğer ki bununla değil de şuna direkt atlarsak, bunu sık iğnesini yaparsak burada delikler oluşurdu. O yüzden bu mutlaka burada bir artışımı yapıyorum dibinde. Sonra doğaçlama tekrar gidiyorum. Bakıyorum burada bir tane artırmak gerekli. Şurada artırıyorum. Dönerken rahat döneyim diye o zaten ilmek sizi gösterecek nerede artırmanız gerektiğini. Bir de artmaları gerçi bu şeyde çok belli olmuyor ama artmayı artmanın üstüne getirmeyin arkadaşlar. Altta artırdığınızda üstte onun boşluk yerinde artırın ki çizgi gibi artma yeri gözükmesin. Bakın. Hiç doğaçlama artırıyorum. Bakın şöyle yaptığım zaman bakın ilmek tekrar çok geriye gitti. Şuraya yaparsam eğer şurası gergin olacak. Hemen burada bir tane daha artırıyorum. Yani yapmanız gereken yuvarlak güzel bir şekilde çantamızın şu şekilde elde edeceğiz. Yani şu ayrım yerlere geldiğimiz zaman dediğim gibi 3 zincir çekip geri dönerken muhakkak dibine batıyoruz. Ve şuralarda da artışları yapmanız daha hoş olur. Sürekli yani bakın şurada da yapmışım. Gidişata göre şu düzgünlüğü koruyalım arkadaşlar. Şunu da biraz daha devam edeceğim. Diğerine geçeceğim. Sonra size kenar göstereceğim. Çünkü bu 12 sıra böyle devam edecek. Başka bunda yapacağımız hiçbir işlem yok. Tekrar artırıyorum burada. Yuvarlak çantamızı böyle bu şekilde artarak buraya gelip geri dönerek 12 sıra bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın. Burada da biraz göstereyim sizlere. Geri döndük. Bak her geri dönüşlerde şuralarda aynı dibine gelirken değil de giderken. Yani döndük gidiyoruz. Şu dibindeki artmaları unutmayalım. Elimizle zaten her an yani bir sıra yaptıktan sonra hep düzelterek örersek çantamızın düzgün bir şekilde ovalleşmeden
En çok çok ovalleşti diye yorumlar alıyorum mesela. Ovalleşmeden sürekli bakarak düzgün bir şekilde gidersek hiçbir sorun kalmaz arkadaşlar. Bakın böyle gerektiği yerlerde şöyle yapıyoruz. Şimdi buraya kadar anladık değil mi arkadaşlar? 12 sıra. Yani ortayla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra tamamlayacağız. 12 sırayı tamamladık. Bakın burada tamamladım 12 sırayı. Şimdi yapmamız gereken ağız kısmını önce sık iğne yapacağız. Bakın şimdi. Sık iğnemizi nasıl yapalım? Bir saniye şu ipimi bir alayım buradan arkadaşlar. İpler hazır olsun diye açtım ama onlar da biraz karıştılar tabii ki. Şimdi ha şunu da unutmayalım. Bir tane de kulpumuz eksik demişim, kusura bakmayın. Bir tane de kulp lazım bizlere bu çanta için, tek kulp. Benim böyle bir deri kulplarım var. Ben bunlar hoşuma gidiyor. Çapraz veya düz şekilde de dikebilirsiniz. Buralarda halka da olabilir. Onlar sizin kendi tercihiniz. Tek kulp yeterli oluyor arkadaşlar bu çantamıza. Şimdi gelelim bu ağız kısmının sık iğnesini yapmaya. Normal arkadaşlar, her ilmeğin mesela şöyle düzgün bir şekilde şöyle de yapabilirsiniz. Yani burada belli olmayacak şekilde, bakın bir tane, bir saniye şurayı bir göstereyim. Bir tane tam ilmeğin orta yerine gelen yere yaptım. Bir tane başlangıç yerine yaptım. Sık iğne. İlmek almıyoruz. Biraz gevşek, şöyle düzgün düzelterek gidersek daha hoş olur. Bakın şu zincir çektiğim yer arkadaşlar. Burada delik oluşmaması için hani geri gitmiştik falan. Şimdi bunu direkt şöyle yapabilirim. Burada çok abes duran bir şey yok. Yani şu ilmeklerin bir ortasına bir şu bitiş noktamız var ya, bir oraya, bir orta yerine, bir şuraya sık iğnemizi düzgün olacak şekilde yapıyoruz. Bir ortaya yere, bir şu tam bitiş noktanın ortasına. Bir orta yere, bir tam ikisinin birleşme yerine. Bakın bu şekilde sık iğnemizi bu orta yere, bakın burada bir zincir geliyor arkadaşlar, bir şöyle ilmek geliyor, hani dönüyoruz ya, bunun orta yerine, sonra tam ikisinin orta yerine, sonra yine tekrar ilmeğin orta yerinde zincir var, zincirin iki tanesini şu şekilde alıyoruz. Biraz gevşek bırakın ki şurası germesin ve düzgün bir şekilde dursun arkadaşlar. Bir orta yerine, bir buraya zincirin ortasına, bir başlangıç yerimize. Şimdi burayı bu şekilde. Tabii sizin belki uzun çekmişsinizdir arkadaşlar. Belki ilmeğiniz nasıl diyelim, yetersiz kaldı. Siz bir yere yanına hemen iki tane yapabilirsiniz. Yani şu düzgün şeyi elde ettikten sonra hiçbir sorun kalmaz. Hani baktınız ki burası geriliyor ya da büzüyor, şeylerinizi artırabilirsiniz. Onda hiç sorun yok. Ben kendi el işimi yaptığım ipe göre sizlere söylüyorum. Fakat dediğim gibi ben hiçbir örgüde şu kadar muhakkak, şu kadar sayıda olacak demiyorum. Çünkü herkesin eli farklı, ipi farklı. O yüzden oralara bir iki tane daha sık iğne yapsanız düzgün durduktan sonra hiçbir önemi yok. Şimdi bu son yere geldik ya, şu köşeye arkadaşlar. Hemen şu iki ilmeği aldım. Bakın şunu. Bunu almadan, çekmeden diğer şu tarafa geliyorum.
Oradan da ilmeğimizi alıyorum. Hemen yan tarafta. Üçünü bir çekiyorum ki burası potluk olmasın. Şu şekilde. Tekrar gösterelim orayı size. Şimdi son yere geldik değil mi arkadaşlar? Şu ikisini bir alıyorum. Ha, pardon, çekmeyeceğiz. Aldım ve diğer karşıdakini aldım. Üçünü birden çekiyoruz. Burada potluk oluşmayacak. Diğer tarafa hemen sık iğnemizi yaparak aynı şekilde diğer tarafı yaptığımız gibi devam ediyorum sonra. Bak. Şöyle. Düz bir şekilde. Zaten bilen arkadaşlarımız kolaylıkla bunu çözer ama ben biraz yavaş yapıyorum. İlk yapan veya hiç bilmeyen arkadaşlarımız için anlatma ihtiyacı duyuyorum nasıl yapabileceğinizi. Sık iğnemizi diğer tarafa gelene kadar yaptık arkadaşlar. Şu son yerimizin zincirin tam başına da yapıyoruz ve sık iğnemizi tamamlamış olduk. Şu ağız kısmı düzgün şekilde dursun diye bakın. Şimdi burayı yaptık. Şimdi bu ilmeğimiz tabi burası böyle yaptık. Bu şekilde bırakmayacağız. İp kaydırma tekniğimiz var ya, yani şu şekilde olacak. Neden derseniz dikişte en güzel duran bu. Direkt bununla dikersek hiç hoş durmaz kenarımız arkadaşlar. Şimdi kaydırma tekniğiyle bütün ilmeklerimizin içinden geçirdik. Çekmeden direkt ilmeğin içinden kaydırıyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi arkadaşlar? Şu şekilde. Bütün ilmeklerimizi diğer tarafa gelene kadar biraz sıkmadan yapın arkadaşlar. Gevşek bırakın ki çantamız toplanmasın. Çünkü bu biraz topluyor. Buradan çıkarttık, içinden geçiriyoruz, değil mi? Şu şekilde. Tabii ben pratik yolunu yapıyorum. Şöyle de yapabilirsiniz. İlmeği alıp ikisini bir çekebilirsiniz. İlmeği alıp ikisini bir çekebilirsiniz. Aynı şey. Ben görmeniz açısından böyle yapıp içinden geçiriyorum şu şekilde. Ama biz öğrendiğiniz için şu şekilde hemen hızlıca geçmek istiyorum. Sonra dikim işlemlerini göstereceğim arkadaşlar sizlere. Diğer tarafa gelene kadar bakın. Daha muntazam, daha düzgün duruyor değil mi arkadaşlar? Hani kenarımız yarım yamalak gibi durmuyor.
Bakın. Çok az bir yerimiz kaldı şimdi. Sonra birleştirip dikeceğiz. Kulpumuzu da ekleyeceğiz. Sonra ön tarafına yine püskül ya da başka bir şey, pompon ne isterseniz süs olarak, aksesuar olarak da o sizin kendi tercihinize kalmış arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Bu çantamız hem çok kullanışlı, hoş, spor, klasik, her türlü şekle giren bir çantamız. Tabii bunu şimdi biz tek renkli yapıyoruz. İki sıra bir renk, iki sıra bir renk de yapabilirsiniz. Öyle de hoş durur. Ben şimdi müşterimin isteğine göre yaptığım için arkadaşlar, siz şekilden şekile sokabilirsiniz tabii ki bu modelimizi. Veya arasına bir sıra popcorn yapabilirsiniz mesela düz renkte giderken. Öyle de değişik ve güzel olur. Fikir sadece yani sizin tercihinize kalmış. Şimdi sona geldim. Burada ne yapıyoruz? Tam son ilmeğimizi de yapıp şu şekilde bir zincir çekip şimdi ipimizi uzunca bir şekilde bırakarak, neden derseniz, dikiş payımızı tekrar buradan ip bilmem ne yapmamak için ben hep uzun bırakırım ki dikiş payımız bu olsun ve tekrar ip bağlamak, burada çirkin bir görünüm olmasın, hem de bu ipimizi yürütmüş olacağız arkadaşlar. Evet, bu şekilde bitti. Burası çantamızın düz tarafı. Şu kenarlarını ördük. Şimdi diğer tarafını ben hazırladım demiştim. Siz aynısından gösterdiğim şekilde iki tane yüz yapıyorsun. Yani şundan iki parça yapıyoruz. Şimdi burası çantamızın ön yüzü. Bu çantamızın ön yüzünü de içe gelecek, yani iki ön yüzü içe gelecek şekilde şu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi dikim işlemimiz de şu şekilde. Onu da göstereyim. O da çok önemli. Çünkü içeriden nasıl durduğunu göstereceğim size. Bakın, bunu bu tarafta bırakmıştım. Bunu buradan dikeceğim. Hiç şuralarda bile düğüm falan yapmayacağız. Bakın şimdi arkadaşlar. Başlangıç olarak zaten bu ilk ilmeğimizi birleştirelim sıkı bir şekilde ki şöyle. Bunu bir buraya sabitleyelim sımsıkı. Sabitledik değil mi arkadaşlar? Şimdi şurada yaptığımız, hani ip kaydırmalı yapmıştık ya arkadaşlar. Bu öndeki çizgimize hiç dokunmayacağız, şu iç tarafta kalanı. Sadece şunları alacağız. Bize yani dışarıda kalanları. Bunun da dışarı tarafta kalanı, bunun da iç taraflarına dokunmayacağız. Mesela şunu aldım. İç taraftaki duruyor bakın arkadaşlar. Ben şunu aldım. Diğerinin de iç taraftaki duruyor. Dış taraftakini, yani şu ilmeği, karşısına gelen ilmeği aldım. Ve bu şekilde dikeceğim. Sonra size nasıl duracağını içeriden göstereceğim. Anladınız değil mi burayı arkadaşlar? İçer taraftaki düzleri ellemiyoruz. Şu ilmeğimizi aldım. İç taraf düz kısmı, buralar ters kısmı. Bunu aldım. Diğerinin de karşı taraftakini aldım. Bakın şu iç taraftaki duruyor, şu düz yerler. Şunu aldım. Ve normal bir şekilde çok sıkmadan şu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Bununla karşılıklı karşı taraftakini alıp
Şu şekilde. Dikiyoruz. Çok sıkmayın, çok gevşekte bırakmayın. Şu şekilde güzel bir şekilde tam karşılığına denk gelecek. Bazen gelmeye de bilir arkadaşlar. Hani ilmeğimizin birini de belki fazla artırmış olabilirsiniz. Belki şöyle tuttuğunuzda aynı ama bazen birkaç ilmeğiniz onu içeriden kaydırabilirsiniz. Yani içeriden derken şu tarafta fazlaysa bu taraftaki şu ilmeği aldınız o aradakini bırakın diğerine geçin. Fazlalığı o arada kaybedersiniz. Hiç sorun yok. Onlar da dikerken dikişte onu halledebilirsiniz. Bazen öyle denk geliyor. Zaten fazlalık olursa bu tarafa kayacağı için size şimdi o tekniği de göstereceğim arkadaşlar. Şuraya kadar dikeceğim ve bu tarafını bırakıp şuradan tekrar gideceğim. Fazlalık oluyorsa tabana bırakacağız. Yani arada böyle şeylerini söylüyorum sizlere ki başka çantalarda da yardımcı olsun. İşinize kolaylaştırması için arada böyle söylemek istiyorum. Şimdi bunu karşılıklı bu şekilde bakın. Burası bile desen oldu arkadaşlar. Diğer taraftaki deseni görmeniz lazım. Bazen Instagram'da çantalarımı resimlerini paylaşırken inanın o kadar güzel detaylar oluyor ki onları bazen resimlere yansıtamıyoruz. Yani çektiğimiz gibi canlısı gibi durmuyor. Şimdi burayı biraz yaptık değil mi arkadaşlar? Ben size hani kısa geçmek için söylüyorum. Bunu hemen ben hızlı bir şekilde şöyle dikip arkadaşlar bu arada videolarım çok beğenildiğini söylüyorsunuz ama hiç beğeni atmıyorsunuz. Videolarıma beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Ben de burada videolarımı daha çok yapabilmem için beğenilere benim de ihtiyacım var. Lütfen beğendiyseniz de beğenme düğmesine tıklamayı unutmayınız. Şimdi bu tarafı arkadaşlar bunu bırakıyorum bu tarafı. Çünkü diğer tarafta dediğim gibi şurada bırakacağım. Şimdi hemen bu tarafa geçiyorum. Bu tarafta da aynı şekilde ipim var zaten. Hemen iğneme takıyorum. İğnem bu arada plastik örgü iğnesi arkadaşlar. Çok rahat. Her yere kıvrımlı birazcık. Bakın bükülebilen. Tuhafiyelerde. Bunu diğer tarafa hemen ilk başta ne yapmıştık? Birleştiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde hemen diğer tarafa sıkı bir şekilde ilmeği göremedim. Evet burasıymış. Birleştiriyorum. Şimdi buradaki ilmeğimi aldım. Direkt karşısına hangisi denk geliyorsa onu alıp diğer tarafı yaptığımız gibi şöyle tuttuğunuz zaman arkadaşlar zaten bununla şu taraf bakın çok bariz belli içeridekileri ellemiyoruz. Dikme işlemimiz de bu kadar arkadaşlar. Videomuzu daha uzatıp da sizi de sıkmak istemiyorum. Şimdi size çevirip birazdan öbür tarafın nasıl durduğunu göstereceğim. Burayı böyle bu şekilde şuraya gelene kadar iki tarafı birleştireceğiz, dikmiş olacağız. Bakın şimdi tersi çevirdiğimiz zaman bakın o bıraktığımız yer çantamızın kenarında bu şekilde düzgün bir şekilde duracak. Yani bitmiş çantada göstereceğim şimdi sizlere.
Bu bitirdiğim çantam idi. Bakın arkadaşlar, şu şekilde duruyor diktiğimiz yerde. Şöyle şu şekilde. Dikim işlemi bittikten sonra düz tarafını çeviriyorsunuz. Burası düz taraf oluyor. Sonra hemen o diktiğimiz, bu dikişin üstüne gelecek şekilde kulpumuzu da buraya mont ettim, diktim. Böyle kulpunuz yoksa da arkadaşlar, kancal olabilir. Hemen bu dikişin ilk, yani ilk şu uç taraflarına onu o şekilde kulpunuzu takabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı da bekliyorum videomun altında. Sorularınız varsa hepsini elimden geldiğince hepsini cevaplayacağım arkadaşlar. Çantamız bu şekilde. Hepinize kolay gelsin.